Bir doktorunuzu arıyorum. Bundan 1-2 ay önce Zeliha Suskan'a bakmış. Hastanın fotoğrafı bu. Nasıl bileyim beyefendi? Her gün kaç hasta geliyor buraya biliyor musunuz? Haklısınız. Hanım bir doktormuş kendisi. 3 tane kadrolu bayan doktorumuz var. Geldiği günü bilirseniz kayıtlardan bakarız. Bilmiyorum. Fotoğrafı doktor hanımlara göstersek? Olur ama epey beklersiniz. Hasta bakıyorlar içeride. Bakabilir miyim? Tabii. Duygu Hanım'ın hastası bu. Bir şey mi oldu? Doktorunu arıyorum. Hastayı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Duygu Hanım'a ulaşabilir miyiz? İzne çıktı. Bugün yarın dönmesi lazım. Nasıl ulaşırız? Maalesef. Ama siz numaranızı bırakırsanız biz sizi gelince ararız. Şöyle yazarsanız. Bir şey buldun mu abay? Orhan bir buçuğa yakaladık galiba. Zeliha ile bir doktor ilgilenmiş. Şimdi onun peşindeyim. Bir an önce bulmak zorundayız abay. Durum sandığımızdan vahim. Hayırdır Orhan? Gelince konuşuruz. Tamam. Gel. Hanım Zeynep Hanım geldiler. İçeri alayım mı? Gelsin. Bugün randevun olduğunu unuttuğunu tahmin ettim. O yüzden ben geldim. Yok, aslında unutmadım. Ama seni aramaya fırsatım olmadı. Kusuruma bakma. Bir sorun mu var? İşler. Acil birkaç şey var. Sadece işle ilgili olduğuna emin misin? Boran, bir sorun olduğu ortada. Bilmem gereken bir şey olabilir. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Evet. Uzun zamandır böyle olmamıştım çünkü. İstanbul'da da olsam beni buluyor işte. Önce bir adamım vuruldu. Sonra biri karımı öldürmeye çalıştı. Niye? Töre. Bütün hayatım bununla mücadele etmekle geçti. Ağa olduğum dönemde de öncesinde de sonrasında da hala ediyorum. Direniyorum. Ama ne oluyor? Bu kadar yakınıma gelip dayanıyor yine. Karım üzerindeki yüküm yetmezmiş gibi bir de... Bir şey söyledi. Bir tehlike. Hatırlayamıyorum. Bir tehlike var. Biriyle konuştum. Tamam. Sakin ol. Gel oturalım şöyle. Ha? Bir şey oldu Zeynep. Daha yeni. Birkaç saat önce. Biriyle konuştuğumu biliyorum. Önemli olduğunu biliyorum ama hiçbir şey hatırlayamıyorum. Sadece tehlike olduğunu biliyorum. Büyük bir tehlike. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun. Baba, Sıla'dan bir haber vardır. Allah korumuş. Çok iyidir şükür. Boran'a bir sorayım bakayım. Her şey yolunda mı? Hatırlamam lazım. Biriyle konuştum. Önemli. Kim? Kim olabilir? Bak, acele etme. Telaşlanırsan daha zor hatırlarsın. Şöyle yapalım. Ayırarak düşünmeye çalış. Mesela işle ilgili mi? Şirketten biri mi? Peki aile? Aileden birisi? Yok. Aileden değil. Mardin. Mardin'den biri olabilir mi? Diyarbakır'dan. Bir aşiretin ağasıyla konuştum. Evet. Tamam, çok güzel. Peki ne konuştuğunuzu hatırlayabiliyor musun? Hayır. Sadece tehlike olduğunu biliyorum. Kim bu? Adı ne? Hangi aşiret? Allah'ım delireceğim. Tamam Boran. Sakin ol. Nasıl sakin olayım Zeynep? Tehlike var diyorum. Büyük bir tehlike. Alo? Her şey yolunda mı diye aradım. Var mı bir sıkıntı? Yok amca, sağ ol. Amca, benim yaşlarımda çok eskiden bildiğimiz bir aşiretin ağası. Diyarbakır'da.
Hatırlayamıyorum. Kim olabilir? Algüller mi? Değil. Pabuççular. Çaçan oğulları. Ne bileyim, Giraniler. Yok amca, değil onlar. Ben bir dünya aşiret sayarım sana. Hangisi oldu onu bilemem. Tamam amca, sağ ol. Konuşuruz gene sonra. Sakin olmak zorundasın Boran. Şöyle bir otur önce. Bak, olağan dışı bir durum olduğu ortada. Tehlikeden söz ediyorsun, tamam. Ama anlamaya çalış. Daha önce de hatırlayamadığın şeyler kötü ve tatsız olaylardı. Bu bir çeşit savunma mekanizması. Üzerindeki baskı çok yükselince beynin bazı şeyleri geriye itiyor. Peki ne olacak Zeynep? Hatırlayacaksın. Kendini toparlamaya çalışacaksın. Bundan öncekileri nasıl hatırladıysan bunu da öyle hatırlayacaksın. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Ya zamanım yoksa? Celil, şu kararını bir daha düşündün. Kararımı düşündüm, oldu bitti Bedar. Bak bir de emir çıktı başımıza ha. Yahu Celil, ayıptır. Bak Boran'a çocuklar okusun diye okul yaptırıyor. Sen okuyanları alıyorsun. Ya ben ne diyorum Bedar ya? Ben ne istiyorum ya? Okusunlar, adam olsunlar demiyor muyum? Bizi ele güne rezil etmesinler. Yok, aldım ta İstanbullara gönderdim. Okuyup adam olsunlar diye. Bu kötülük mü şimdi? Ama sen de beni yani böyle vicdansız, zalim bir baba gibi düşünüyorsun ha. Yok anam, öyle değil. Celil, ben bilmem senin ne kadar yufka yürekli bir baba olduğunu. Ha. Sen neden gitmeyecekmişsin okula? Ceza bana. Öyle değil Ukayar. Babam benim yüzümden sana ceza verdi. Ben seni ispiyonladım. Hem de olduğundan daha fazla söyledim babama. Olmuş bir kere. Olmaz. Cezamı çekeceğim. Saçmalama. Bir işte çalışıyorum. Ya. Marangoz çırağı mı olacaksın? Olurum. Hayır. Bak ben affettim seni. Senin affetmen ne yarar ki? Önemli olan babam seni affetmesi. Sen git okula. Benim için bunu yapmana çok sevindim. Gerçekten. Ama okula gitmeden olmaz. Ben biliyorum. Babam beni affeder. Nereden biliyorsun? Çünkü o bizi çok seviyor. Birden kızdı. Belki de haklı. Ben abarttım galiba biraz. Ya affetmese? Eder. Bak marangoz çırağı olurum. Ona göre ha. Tamam, olursun. Bak vallahi de olur. Billahi de olurum ha. Ne iyi ettiniz de geldiniz Ayşe. Özlemiştik biz de. Vallahi ben dedim Ayşe unuttu bizi diye. Ya Narin abla, nasıl unuturum ben sizi? Abim İstanbul'a gidiyoruz deyince havalar uçtum vallahi. He, doğru vallahi. Sevinçten boynuma atladı. Biz de özledik. Biz de sizi özledik Şivan. İyi ki geldiniz. Sağ ol abi. Bediran da çok arıyor seni. Burnumda tutuyor benim. Nasıl? Büyüdün mü paşam? Gel kendin gör büyümüşüm. Aman, heyecanlandım ben şimdi. Gel, gel. Gelin ağam, hatırlar mı dersin beni? Aileler. Hayırdır ağam, çağırınca hemen geldim. Bir sorun mu var? Samim vuruldu Şivan. He ağam, haberimiz var. Başımız sağ olsun. Karısını bulmamız gerekiyor, bir an önce. O da tehlikede. Tamam ağam, anlaşıldı. Kim var peşlerinde ağam? Ya Rende büyüyor Ayşe ablası. Bedirhan'a kardeş geliyor valla. Doğru dersin, yakındır. Hadi hayırlısı. Yakın tabii. Darısı başına.
Nedir durumlar? Hangi durumlar gelinem? Telefonu suya attığın durumlar. İyi. Gelinem öyle deme. İçim bir fena oluyor. Yani hani telefonu suya attım diye. Hüseyin de geldi. Yok Narin abla. Ama gelecek herhalde. Belki düğünü burada yaparız. Hadi hayırlısı. Aman ne dedim ben şimdi ya. Bedirhan. Gülüm. Tanıdın mı Ayşe ablayı? Gel. Paşam. Hoş geldin. Yenge, sen daha uyumadın mı? Yok, uyumadım. Babam? Yattı, merak etme. Ay. Ya yenge, aslında gelmen iyi oldu ha. Sana da bir hava değişikliği olur değil mi? Daha da nasılsın? İşler güçler. Vallahi bildiğin gibi işte yenge, iş güç koşturuyoruz. Arkadaşın da işten mi? Arkadaş? Ha, avukat bizim şirkette. Zaten bundan sonra her şey hukukun üstünlüğü biliyorsun. İyi birine benziyor. İyidir. Yani iyi bir avukat. Zaten bizim için önemli olan da işini iyi yapması. Yenge ben çok yorgunum ya. Yatacağım hadi sen keyfine bak. İyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin. Sağ ol. Şahin, sen misin? Ne iyi ettin de aradın? Nasılsın? Sabah konuştuk ya Boran. Efendim? Boran, duyuyor musun beni? Yanında biri mi var? Hı hı. Evet. Tamam, şimdi konuşamıyorsun belli ki. Sen istediğin zaman ara beni. Birkaç şey öğrendim. Anlatacağım. Konuşuruz. Tamam. Hoşça kal. Haydi hoşça kal. Berzanlarınızı bir anlaşmaz mı var? Dün gece adamlarından biri öldürüldü. Samim. Evet. Samim. O olayı biz yaptık. Nasıl yani? Siz mi öldürdünüz? Evet. Boran? Zeynep kusura bakma bu saatte rahatsız ediyorum. Yok önemli değil. Uyumuyordum. Haber vermemi istemiştin. Hatırladım. Ne konuştuğumuzu kim olduğunu hatırlıyorum. Parça parça ama hatırlıyorum. Öyle mi? Çok iyi bir haber bu. Demek ki o kadar korkacak bir şey yokmuş. Boran? Hepsi bu değil. Ben bugün eski bir arkadaşımla buluştum. Konuştuk. Şimdi bunları hatırlıyorum. Ama birkaç dakika öncesine kadar hepsi silinmişti. Tamamen. Ne ismi, ne kim olduğu, ne konuştuğumuz, hiçbir şey. Anlıyorum. Başka şeyler de olabilir diye açıkçası huzursuz oldum. Evet, bunları hatırladım. Ama ya unuttuğum, bilmediğim bir şey varsa? Çok önemli bir şey. Tamam Zeynep, anladım. Sağ ol. Yarın konuşuruz. İyi geceler. Boran. Ne oldu? Sen uyumuyor muydun?
Kiminle konuşuyordun? Önemli bir şey değil. Hadi yatalım. Boran. Hadi uyuyalım artık. Yorgun. Babayı mı soruyorsun sen de, ha? Baba erkenden uyanıp gitmiş. Nereye gittiğini ben de bilmiyorum. Çok işi var. Hı? Zeliha aşiretin İledigen'in ailelerinden birinin kızı. Ailenin rızası olmadan Samim'le kaçmış. Sonra da gizlice evlenmişler. Aşiret meclisi de ölüm hükmü vermiş değil mi? Aynen öyle. O yüzden de aile kıza sahip çıkmıyor. Anladığım kadarıyla nerede olduğunu da bilmiyorlar. Başka bir yakını? Arkadaşı falan? Şimdilik ulaşamadım. Samim'in çevresine ulaşmaya çalışıyorum. Ama herkes korku içinde. Kimse konuşmak istemiyor. Başka bir şey öğrenirsem ben seni arayacağım. Sağ ol Şahin. Çok teşekkür ederim. Dün gece için kusura bakma. Önemli değil. Ben senin müsait olmadığını anladım. Evet. Pek müsait değildim. Ben çıkıyorum. Gitmemiş miydin? Hemen mi çıkıyorsun? Evet. Yapmam gereken önemli işler var. Ne oluyor Boran? Anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok Sıla. Gerçekten anlatacak bir şey yok mu? İşimde çıkmak zorundayım. Abay bekliyor. Alo? Ben Doktor Duygu Kaya. Beni aramışsın. Telefonunuzu verdiler. Merhabalar doktor hanım. Aradığınız için çok teşekkür ederim. İlgilendiğiniz bir hastayla ilgili bir şeyler konuşmak istiyorum sizinle. Zeliha hanım. Zeliha? Evet, Zeliha Suskan. Birkaç ay önce size gelmiş, siz ilgilenmişsiniz. Hamile. Sağlık ocağına yakın oturuyor. Zeliha'yı hatırlıyorum tabii. Buyurun gelin görüşelim. Tamam. Ben bir saate kadar oradayım. Çok teşekkürler. Tamam, bekliyorum. Gidiyor muyuz abay? Zeliha'nın doktoru aradı Boran. Şimdi ben onunla görüşmeye gidiyorum. Belki bir ipucu buluruz. Umarım abay. Umarım geç olmadan yetişiriz. Alo Dilek. Merhaba Zeynep ben. Ben bugün hastaneye gelmeyeceğim. Bazı işlerim var. Gerçi randevum yok ama acil bir şey olursa evden ararsınız. Olmazsa not bırakırsınız. Tamam. Görüşürüz. Dün bana bir aşiret sormuştun Burhan. Senin yaşlarda ağası olan. Oruçlar aşiret olmasın? Evet amca. Oruçlar aşireti. Sonra hatırladım ben de. Oruçlarla ne işin ola ki? Samimi onlar vurmuş. Emin misin? Hı. Berzan söyledi. Şimdi de karısının peşindeler. Töre hükmü varmış üzerinde. Benden önce bulurlarsa onu da karnındaki bebeği de öldürecekler. Bak Burhan, bu iş aşiret içi masalalara benzemez. Bence sen karışma. Nasıl karışmam amca? Samim ölmeden önce karısını da, doğmamış çocuğunu da bana emanet etti. Burhan, bu başka bir bela. Bildiklerine benzemez. Bana şunu mu söylüyorsun amca? Bırak ölsünler. Eğer bırakacaksam niye bugüne kadar mücadele ettim? Niye herkesi karşıma aldım? Yapamam amca, vazgeçemem. Bildiğim yoldan vazgeçemem. Burhan, ne dediğini anlamıyor değilim.
Lakin bu iş Berzan'la Buran arasında kalmaz. Sen de bunu anla. Oruçlara karşı Genco aşireti. Böyle bir kavga çıkarsa iki aşiretten biri yok olmadan durulmaz. Bugüne kadar uğruna savaştığım, ölümün eşiğine geldiğim doğrulardan vazgeçemem amca. Eğer vazgeçersem ben olamam. Üstelik Samim'e namus sözüm var. Karısını da, çocuğunu da koruyacağıma söz verdim. Benim bundan başka yapacak bir şeyim yok. Allah yardımcımız olsun Burhan. Evet, hazırladım. Zeliha bu. Gebeliğini ben takip etmiştim uzun süre. Peki buradan taşındıktan sonra hiç haberleştiniz mi? Nerede olduğunu biliyor musunuz? Onu neden arıyorsunuz? Kocası öldürüldü. Eğer bulurlarsa onu da öldürecekler. Anlamam lazımdı bunu. Zavallı kız. Bunun için korkuyormuş demek. Doktor hanım, eğer nerede olduğunu biliyorsanız lütfen söyleyin. Siz kimsiniz peki? Kocası bizle beraber çalışırdı. Bakın, karnındaki bebeği de onu da kurtarabiliriz. Eğer nerede olduğunu biliyorsanız... Eğer bir daha sizi arayacak olursa... Lütfen bana haber verin. Bakın, bu çok önemli. Ona söyleyin ki Boran Ağa ona yardım edecek. Başka neler hatırlıyorsun Boran? Küçük küçük parçalar da olsa çok önemli. Üniversitede birlikteydik. Ben, Şahin, Berzan ve Cihan. Belli çevrelerden insanların birbirini bulması kolay oluyor. İkimiz de ağa çocuğuyduk. Güçlü aşiretlerin müstakbel ağları. İlk andan itibaren saflar belli olmuştu. Berzan ve Cihan çok benziyorlardı. İkisi de töreye çok bağlıydı. Daha doğrusu törenin kendilerine sağladığı güce. Şimdi durum daha da anlaşılır oldu. Cihan senin mücadele ettiğin her şeyi temsil ediyor. Berzan'ı da öyle sayarsak dün yaşadığın sorunun nedeni netleşiyor. Evet, bir bakıma. Üstelik hepsi bu değil. Berzan başka bir aşiretin ağası. Bizimki kadar güçlü bir aşiretin. Yani? Yani... Tehlike hiç olmadığı kadar büyük. Bizi arayacak mı? Anladım abay. Umarım geç kalmayız. Ağam. Gel. Bir çocuk geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş. Benimle mi? Evet ağam. Başkasıyla konuşmak istemiyor. Peki, içeri al. Gel bakalım delikanlı. Ne konuşacaksın benimle? Boran Ağa siz misiniz? Evet, benim. Kimliğimi göstereyim mi? Yok, gerekmez. Bunu size getirdim. Boran Ağa, Samim kendisine bir şey olursa bir tek size güvenebileceğimi söyledi. Ben de dediğini yapıyorum. Sizden yardım bekliyorum. Sizden yardım gelmezse tek kurtuluşum karnımdaki bebeğimle birlikte kendimi öldürmektir. Adresim, telefonum yazılıdır. Şivan! Buyur ağam. Çabuk bana Şivan'ı bulun. Hemen. Emredersiniz ağam. Seni kimse gördü mü? Tamam. Şimdi dışarı çık. Abiler sana bir şeyler ısmarlasın. Delikanlı. Sağ ol. Ne oldu Boran? Bulduk.
Hoş geldin ağam. Oo, hoş bulduk Sibel. Haber yok mu? Maalesef ağam, henüz yok. Ama bulacağız. Elbet bulacaksınız. Başka seçenek yok. Bulacaksınız. Buyur ağam, beni emretmesin. Adres bu Şivan. Kadının haberi var, bekliyor. Yanına adam al, çok dikkatli ol. Anladım ağam. Kadını sonra nereye götürelim? Şimdi bilmiyorum Şivan, sonra söyleyeceğim. Sen bir an önce kadını oradan al. Tamam ağam, başım üstüne. Acele et. Efendim. Orhan, müsait misin? Aslında değilim Sıla. Daha sonra konuşabilir miyiz? Çok işim var. Ofise geleyim mi ben? Orada konuşalım. Hayır, ama dışarıdayım. Ama dikkat et. Neredesin peki? Seni sonra arayacağım Sıla. Kapatmak zorundayım. Peki Orhan. Peki. Aa, gözümüz aydın. Kızın yerini öğrendik. Şimdi oraya gidiyoruz. Güzel. Haydi acele edin. Tabii ağam. Boran kızı nereye yerleştireceksin? Düşünüyorum. Güvenli bir yer bulmam lazım. Bizim ev olmaz. İlk akıllarına gelecek olan yer. İstersen ben de kalabilir. Olmaz. Çok tehlikeli. Niye ki? Bir düşün. Kimseyi riske atamam. Benim evim şu anda olabilecek en risksiz yer. Kimse beni tanımıyor, nerede oturduğumu bilmiyor. Nasıl bulacaklar ki? Bence şu anda başka bir seçenek yok. En azından daha güvenli bir yer bulana kadar bende kalsın. Bulunca alır götürürsün kızı. İyi günler. Zeynep Şen'le görüşebilir miyim acaba? Maalesef efendim. Kendisi gelmedi bugün. Öyle mi? Cep telefonundan ulaşamadım. Nerede olduğu hakkında bir bilginiz var mı? Eğer hastasıysanız ev numarasını verelim. Oradan ulaşın kendisine. Gerek yok. Teşekkürler. Alo. İsmail Bey'e söyler misin? Arabayı hazırlasın. Çıkıyorum hemen. Peki, tamam. Daha güvenli bir yer bulana kadar Zeliha seninle. Ama umarım durumun ciddiyetinin farkındasındır Zeynep. Töreden kaçmanın ne demek olduğunu bana anlatmayacaksın herhalde. 24 saat korumalar evin etrafında olacak. Evde senden başka birinin olduğunu kimseye sezdirmeyeceksin. Her şey bizim aramızda. Kimse bilmeyecek. Sıla bile. Thank you.
Birader, bir bak hele. Buyurun. Şu adresi arıyoruz. Tam olarak nereye düşüyor? Gelmişsiniz, çok yakın. Şu ileriden sağa dönün, dar bir sokak göreceksiniz. Oradan dümdüz aşağı inince işte orası. Sağ olasın. Hazırsan bacı, seni götürmeye geldim. Hı hı, az bekle, çantamı alayım. E hadi, acele et ha. Aldın mı Zeliha'yı? He, aldım ağam. Her şey yolunda. Nereye götüre? Adresi söyleyeceğim şimdi. Çok dikkat edin Şivan. Peşinizde kimsenin olmadığına emin olun. Ben de birazdan geleceğim oraya. Kuzguncağa gideceksiniz. Adresi söylüyorum. Hadi acele edin. Geç baş. Hadi baş. Hadi baş. Hadi acele edin. Anlamadım ben de. Bu taraflara yolu düşmezdi hiç. Dur bakalım. Anlarız. Boran ağama haber versek mi? Nerede biliyor musun? Bilmiyorum. Biraz önce üç araba geldiler. Bir sürü adam vardı sizin gibi. Sonra da Zeliha teyzeyi alıp gittiler. Efendim Şivan. Ağam, verdiğin adrese gelmek üzereyim. Bilgin olsun dedim. Tamam. Ben de yoldayım. Efendim. Ağam, emrettiğiniz gibi gelin ağamı takip ediyoruz. Bir terslik yok değil mi? Bir terslik yok ağam da Kuzguncuk taraflarındayız. Gelin ağam nereye gidiyor anlamadım. Bilginiz olsun istedik. Durdurun. Duydun mu beni? Yolunu kesin. Zorla eve götürün. Baş üstüne ağa. Bir sorun mu var? Hayır. Boran ağamızın emridir gelin ağam. Neymiş Boran ağanızın emri? Güvenliğiniz için bu yönde gitmenizi istemedi.
güvenliğim için. Aç şu telefonu Boran. Hoş geldin. Yerinize geçin. Hadi. Hadi. Sen de oraya. Bir terslik çıkmadı değil mi? Yok adam. Hiçbir aksilik olmadı. İyi. Zeliha'yı bir süre burada misafir edeceğiz. Güvenliğinin sağlanması için ne gerekiyorsa yapılacak. Önlemini alarak. Adamlara gereken bilgiyi ver, tamam mı? Tamam adam. Başım üstüne. Boş. Bizden biraz önce gidip almışlar ağam. Samim için hepimiz çok üzüldük Zeliha. Allah sana doğacak çocuğuna ömür versin. Ona verilmiş bir sözümüz var. Seni aşiretine teslim etmeyeceğim. Bundan sonra benim himayem altındasın. İçin rahat olsun. Sağ olasın ağam. Allah razı olsun. Burada güvende olacaksın. Bir ihtiyacın, isteğin olursa bana bildirmekten çekinme. Zeynep sana bu konuda yardımcı olur. Sen yine de kapıdan pencereden uzak dur. Kimse burada olduğunu bilmeyecek. Ama hep birlikte tedbirli olmakta fayda var. Birbirinize emanetsiniz. Merak etme. Bir diyeceğiniz yoksa gidiyorum. Sağ olasın abi. Tamam. Hadi hoşça kalın. Problem çıkmasın, tamam? Dikkatli olun, problem çıkmıyor. Ağam, her şey istediğin gibi kontrol altında. Çocuklar etrafa dağıldılar. Hepsinin gözü burada. Bir aksilik çıkmasın Şivan. Telafisi olmaz. Bilirim ağam. Buyur ağam. Neden Zeliha'yı Boran'dan önce bulamadınız? Geç kaldık ağam. Ama bu suç. Görevi ihmal. Öyle değil mi? Öyle ağam. Öyle. Her suçun da bir cezası vardır. Suçun büyüklüğüne göre cezası da büyük olur. Ve hiçbir suç cezasız kalmaz. Rahat uyusun bu gece.
bebeğine de iyi gelir. Zahmet etmişsin bacım. Ne zahmeti? Korkma. Hiçbir şey olmayacak. Yok. Korkmak değil de... bebeğimi düşünürüm. Yoksa Samim'den sonra ben... yaşamışım, ölmüşüm değeri yok. Ama ona kıyamam işte. Samim yadigar. Tek ona bir şey olmaz. Yoksa kolay mı her an ölüm korkusuyla yaşamak? Değil. Hem de hiç değil. Ben senin yaşadıklarını yaşadım. O yüzden seni çok iyi anlıyorum. Ama sen şanslısın ki arkanda Boran gibi biri var. O yüzden hiç dert etme. Ne sana ne de bebeğine hiçbir şey olmayacak. İyi akşamlar. Hoş geldin. Boran. Bir açıklama yapmayacak mısın? Açıklayacak bir şey yok. Her şey olması gerektiği gibi. Beni takip edenler gerektiği için mi? Yolumu kesip eve getirtmek gerektiği için mi Boran? Evet. Öyle. Nedenini bilmek istiyorum. Şimdi zamanı değil Sıla. Şimdi zamanı değil öyle mi? Buna da mı sen karar vereceksin? Ne hakkın var? Sıla yeter. Yeter mi? Yetmez Boran. Son zamanlarda benden bir şey sakladığını biliyorum. Beni kontrol altında tutmaya çalışıyorsun. Ama artık dayanamayacağım. Neyse söyle. Şimdi zamanı değil dedim Sıla. Üstüme gelme. Başımda yeterince dert var zaten. Dert? Öyle mi? Berzanların aşiretinin bu işin içinde olması hiç hoş değil abay. Yıllar sonra karşımıza Berzan çıkacağını hiç düşünmezdim Boran. Eskiden beri acımasızdır. Gözlerini kırpmadan adam öldürebiliyorlar. Bana mı anlatıyorsun? Öyle yaşadığımız son olaydan sonra. Amcam öğrendiğinde ilk kez bu kadar tedirgin olduğunu gördüm. Uzak durmamı söyledi. Uzak dursan da nereye kadar Boran? Gelip buluyorlar işte. Samim'e verilmiş bir sözüm var abay. Berzanlar bela biliyorum. Ama ne kadar bela olursa olsun insan olarak benim bir sözüm var. Tek güvendikleri benim. Bir kere ok yaydan çıktı. Yapacak hiçbir şey yok. Orhan, ben temkinliyimdir bilirsin. Sana göre yani. Ama Muzaffer gerçekten beklemekten başka bir şey yok. Beklemeyip ne yapacaksın? Kızın önüne atacaksın. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Her şeyin hayırlısı demek en az.
Hayırlı akşamlar. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba abay. İyi gördüm seni. Sağ olasın. Buyur. Yok, ben bölmeyeceğim sizi. Siz konuşun. Ben buralardayım. Tamam. Yine bizden önce davrandın Bora. Şimdi sana desem ki kadını bize ver. Biliyorum vermeyeceksin. Onun için ben de istemeyeceğim. Ama sen de biliyorsun ki biz istediğimizi kendi yöntemlerimizle almayı biliriz. Hiç istemezdim. Ama kader, olaylar, her neyse bizi karşı karşıya getirdi. Onun için bundan sonra her yol geçerlidir Bora. Kararımı benden duysun. Duydum. Ve bana müsaade o zaman. İkimiz için de hayırlısı olsun. Haydi hoşça kalın.